Agalarım herkese selamlar. 28 ve 29 Mart Perşembe ve Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Eurolik maçları, Championship ve bir de Fransa'dan tek bir mücadelem var. Toplamda 8 adet karşılaşma, ideal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Yavaş yavaş tempo alacağız zaten. Öncelikle Nisan ayı için Kata Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Mayıs ayını, pardon Mart ayını güzel bir şekilde kapattık. Birazdan raporlarıyla, yüksek misinin kasa raporuyla birlikte Kuponlar zaten ona göre güzel bir şekilde tamamladık. Bir son hafta milli ara vardı. Çok fazla aktif olamadık milli aradan kaynaklı. Fakat Nisan ayı dolu dolu geçecek gibi gözüküyor. İlk haftadan itibaren hafta işleri bile full mesai olacak. O yüzden Nisan ayı gruplarımızda şimdiden her zaman olduğu gibi ayın 27'sinde yeniledik bilginize. Gelmek isteyenler Instagram'dan yazabilir. Skor olarak da bir adet maç skorumuz var. Pazar, cuma gününe sormuş olduğum bir maç skor yarışması. Daha önce yapmış olduğumuz Türkiye maç skoru bilen olmadı dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. Lil Lens veya Lens ne derseniz maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Nisan ayının açılışı şerefine iki kişiyi gruplarımızdan misafir edelim. Bilen arkadaşlar tam Nisan ayının sonuna kadar gruplarımızdan misafir olacak. Her türlü soru görüş öneri. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, gruplara gelmek isteyenler Instagram adresimizden benimle iletişim kurabilir. Mesaj atmanız yeterli olacaktır. İletişim Kangal Bey hesabı 2 e ile Instagram'a yazdığınız zaman da zaten karşınıza bu hesap çıkacaktır bir baylar. Devam ettim. Yüksek misle neler yaptık? Dün yüksek misle 2 adet karşılaşmamız var. Hatta 3 adet karşılaşmamız vardı. Hepsi geldi. İkisi ekranda Ukrayna'nın galibiyetini verdi. Ben 1500 misli olarak aldım. Yasal oranın 1.46 gibi oranı vardı. Çok güzel bir oranı vardı kadro kalitesi çok güzeldi. Üst düzey bir Ukrayna takımı vardı. Hatta dedim ki bu maç 2'den 1 olacak yazdım. Instagram'da pardon Telegram grubundaki arkadaşlar veya herkes açık Telegram grubundaki arkadaşlar da yazabilir. 2'den 1 olacağını söyledim zaten. İlk kere 1-0 dedim öyle oldu. Dedim ki Ukrayna tarafına yönlenelim. İkinci golünü aldık. Ukrayna'nın golüyle misli yaptı aynı şekilde. Kazandık. Bir de Golden State'in mücadelesi vardı gece. Onun da oranı 1.46 gibi oranı vardı. Golden State'in doğrudan 1.56 oranı vardı. Doğrudan galibiyetini 1.500 misli Önererek Golden için galibiyet vakti yaklaşık 20 farklı bir galibiyet araktan da galip gelmesini bildi. Misli raporuna baktığımız zaman da sen şimdi yüksek misli yapıyorsun, kasa yönetimi yapıyorsun fakat ne kazanç oluyor? Arkadaşlar Ocak ayında netken bu sadece bu arada yüksek mislik kârıdır. Canlı odası veya kupon odasının yoktur bu arada. Sadece yüksek mis seviyesinin karıdır. Ocak ayında 11.411 TL. Şubat ayında 10.855 TL. Mart ayında milli ara olması kaynaklı yüksek mislerini çok sürdüremedik. 8.611 TL'de net kârla Mart ayında kapattık. Dediğim gibi Nisan gruplarına geçtik. Eğer sizler de yüksek misli kasa üretimine gelmek istiyorsanız da Nisan ayının başında gruplarımızda misafir olabilirsiniz. Dün 2 kuponumuz vardı. Onlar geldi. Basket kuponumuz vardı. Yine Euro Cup karşılaşmaları o geldi. Gece NBA kuponu vardı. NBA kuponumuz da geldi. Dün vermiş olduğumuz iki tane kombinler devam etti. Bülten açılıyor. Dolu dolu ilerlemeye devam edeceğiz diyerekten de burada geçeyim. Canlı olarak zaten izlediğimiz canlı maçlarda dün de yaptık. Milli maçı olsun. Avusturya'nın golünü aldık ilk kere. Avusturya'nın golünü aldık ilk kere. Bir üç küs Türkiye'nin golünü aldık derken güzel kazanç elde ettik. Canlı olarak gruplarımız devam ediyor. Herkes açıklayabilen grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıklayarak da gelebilirsiniz diyerekten de başlayalım. Şimdi Euroleague başlayacağız. Fakat dediğim gibi tekrardan son bir hatırlatma gruplarımız Nisan için yenilenmiştir bilginize. İlk mücadelemiz Zalgiris ile Milano mücadelesi. Dostlar sizlerden de bu arada beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Hemen 10-15 saniye beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Zalgiris kendi evinde. Zalgiris'in şimdi playoff şansı var mı ona bakalım. Arkadaşlar 13 galibiyet 14 galibiyet. Yani bu maçı hedef maçı olarak söyleyebilirim Zalgiris adına. Ve son dönemde gerçekten iyi giden bir Zalgiris takım var. Milano ile oynayacaklar. Milano da çift maç haftasında ikisinde kazanan bir takımlardan bir tanesi. Zalgiris de keza öyle. Zalgiris kendi evinde bu maçtan sonra Zalgiris'in çok önemli maçları var. Ondan bahsedeyim. Euroleague'de Real Madrid'le oynayacak. Kendi evinde bile Monaco basma. Yani ilk 4'te oynayan iki takıma e, ilk 4 ilk 4'te oynayan iki takımla maça gidecek. O yüzden Milano buradan direkt hedef mücadelesi. Galibiyet için elinden gelen her şeyi yapacaktın. Biz burada Zalgiris'in atacağı sayıya yöneldik. Zalgiris'in atacağı 77.5 üst. Yani en az atacağı 78 sayı bizlere idealden değerlendirme yapılabilir olarak sunuyorum. 142 bandında ideali vardır bunun. Dediğim gibi Zalgiris kendi evinde burada 78 sayı atacaktır diye düşünüyoruz. Hatta ben burada diyorum ki Zalgiris kendi evinde galip de gelirse şaşırmayın diyerekten de bunu da sizlere ekstra olarak öneriyorum. Baskonya ile Anadolu Efes karşılaşması. Her iki takım da X8'e girmek, ilk 10'a girmek için bir yarış veriyor arkadaşlar. O yüzden önemli bir karşılaşma. Efes'in savunması zaten çok fazla yok. Savunması olmayan bir takım olarak söyleyebiliriz. Baskonya'da çift maç haftasında iki kere deplasmana gitti. İki deplasmanda da galip gelemedi. İkisine de mağlup oldu. Kendi evine dönüyor. Burada Anadolu Efes'i bence yenecektir diye düşünüyoruz biz. Fakat Anadolu Efes'te yani bir hedefi var, umudu var. Önündeki maçları kazanırsa bir ihtimal 10. sıradan falan girme ihtimali de var. Bence zor ki Fenerbahçe Beko deplasmanına falan gidecek açıkçası. Zor bir karşılaşma. Biz burada tarafa gitmeyelim dedik. Baskonya'nın kendi evinde olması kaynaklı ve bir hedef de olması. Ev sahibi 85.5 üst alalım. Yani ev sahibi 84.5 üst alalım. Onun 85 sayı atmasını beklerim Baskonya'nın. Baskonya bence Anadolu Efes'e 85 sayı potasından bırakır gibi geliyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadele Partizan'la Olympiakos karşılaşması. Çin maç haftasında Real Madrid'e muhalif oldu kendi evinde Partizan son mücadelede. Burada Olympiakos'ta onların da bir iddiası var ki burada galip gelir mi bilmiyorum. Zor bir mücadele. Olympiakos'un savunması da vardır. Fakat dış şutlarla birlikte çizgi gerisinden Partizan bu savunmayı çözebilir diye düşünüyoruz. kendisi seyircisi önünde oynanacak bir karşılaşma. Ben burada tekrardan Partizan sayısına gittik. Partizan'ın sayısını öneriyoruz aynı şekilde. Ev sahibi 77.5 yüz. Yani Partizan tarafından tam tamına 78 sayı bekliyoruz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. 3 karşılaşmamız bu şekildeydi Perşembe'den. Cuma'da da 5 adet mücadelemiz var. bir adet basketbol, 4 adet de futbol olarak da değerlendireceğiz. Tekrardan duyurumuzu yapalım. Nisan ayı için Kato Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Her türlü soru görüş sol altta gördüğünüz Instagram hesabına Kangal'da hesabına da mesaj atabilirsiniz diye ekrana. başlayalım. Bristol City ile Leicester karşılaşması. Leicester liderliği kaybetti. Son haftalarda yapmış olduğu, ya almış olduğu beraberlik son hafta. Hal City beraberliği vardı. Ondan önce iki tane gelen bir mağlubiyet vardı galibiyetlerden önce. E, o şekilde liderliği kaptırdı. Leicester, Leicester United'a yenilmişti. O maçı da canlı yaptık. İzlediğim bir takım Leicester City takımı. Ben burada Leicester'ın bu maçta doğrudan galibiyetini bekliyorum. Fakat galip gelirken de tek farklı bir galip gelmesini bekliyorum. İdealden ben burada Leicester'ın galibiyetini sizlere sunarım. 1.55 bandında bir oranı var. Yüksek orandan da handikap 0'ı yani 2.78 gibi orandan da Leicester burada mücadele 2-1 skora göre düşünüyorum ben. 2-1'lik skora göre galip gelmesi muhtemeldir. Kuvvetle muhtemeldir. Galibiyetini bekliyorum zaten. Tek farklı galibiyeti de yüksek orandan 2.78 gibi orandan sisteme atabilirsiniz. Norwich kendi evinde. Norwich de kendi evinde çok başarılı olan bir takım. Hatta kendi evinde gol ortalaması yaklaşık 1.98 falan yani. Tek başına kendi evinde 2 gol bulabilen bir takım. Deplasmanın karnesi de deplasman karnesi zayıf olan takımlardan bir tanesi. Norwich'in de bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda galip, galip gelmesi gereken bir mücadele. Hata yapmaması gereken bir karşılaşma. Ben burada Norwich'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bir idealidir. Norwich'in kendi evinde golcü kimliğine güvenerekten de maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparak da oranı 47 bandına kadar da yükseltebiliriz. Maç sonu 1 e ideal olanlar oran bana yetiyor diyenler alsın. Oran yetmiyor diyor, diyenler de maç sonu 1 1.5 üst yaparak da oranı 150 seviyesine kadar da çıkartabilir. Preston mücadelesiyle devam edelim. Rotterdam deplasmanda en kötü takım zaten ligin dibine demir atmış takımlardan bir tanesi. Ben burada Preston'un galibiyetini bekliyorum. Onun da bir iddiası var. Zaten kendi evinde olması kaynaklı önemli bir unsur bu benim için. Ben burada Preston doğrudan da oradan galibiyetin o karşı galip gelmesini bekliyorum. Maç biri de oradan sizlere önermek isterim. Gelelim skor mücadelemize. Lille Lens mücadelesi. Maç skoru olur direktten de sizlere sormuş olduğumuz bir karşılaşma. Ee, dostlar mücadelede şu an iddia oranları açık değil. Fakat zaten oranlar az buçuk belli. Birbirine yakın oranlar olacak. Lille biraz burada favori çıkabilir. Mücadelede ben tek bir tercihim var. 2-3 gol. Bir cuma günü karşılaşması. Ne olacağı belli değil. Tarafa gidilmez, var da alınmaz. Ben mücadelenin hatta tam 2 golle bitmesini bekliyorum. O yüzden bir biri de var. Bir tarafa 2-0'da kayabilir. O yüzden 2-3 gol tercihim. Burada yüksek oranla benim tek tercihimdir. Maç konuda yorumlara yazabilirsiniz sizler de. Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin mücadelesi. Fenerbahçe Beko'ya burada çok yüksekten barem açmışlar. En düşük baremi 92 falan. Ya 92 alacağım ama 90'da falan kalabilir bu. Alba Berlin zayıf bir rakip. Fenerbahçe'nin de savunmasını güvenerekten de Fenerbahçe için kolay bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ben burada Fenerbahçe'nin en az 15 sayı fark atarını yani Fenerbahçe burada 14.5'tan handikap. 1.44 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bu da Fenerbahçe'nin 15 sayı fark atarında değerlendirebilirler. Bu da son karşılaşmamdı. Perşembe Cuma toplamda 8 adet mücadelemiz vardı. İdeal yüksek oranlarıyla anlattık. Henüz bir kupa oluşturmadık. Gruplarımıza devam edeceğiz. Nisan ayı gruplarda yenilendi. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.